Merhaba arkadaşlar, projemize devam edelim. Şöyle açalım bir görelim nerede kaldığımızı. Biz stok işlemlerini tamamladık değil mi arkadaşlar? Stok işlemlerinde araç girişi, araç çıkışı, bekleyen araçlar ve raporlar kısmını tamamladık. Şimdi bu iş yerinin ürettiği ürünün sevkiyatını yapacağız. Yani şuradaki yaptığımız işlerin aynısını yapacağız, ters mantık kuracağız. Şimdi sevkiyat işlemlerinde de bu kısımları boş bırakmıştık. Başlıklar oluşturduk ama şimdi sevkiyat işlemlerinde araç girişinden başlayalım arkadaşlar. Kapatacağım. Tabi burada sevkiyat işlemlerindeki kodları stok işlemlerindeki kodlardan kopyalayacağım arkadaşlar. Çünkü stok işlemlerini yaparken kodları açıkladım. Şimdi aynı şeyleri açıklamaya gerek yok. Kopyalamayla hızlı bir şekilde kalan kısmı bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar projenin burada sadece bize gerekli olan formları açalım. Bize şimdi ne lazım? Sevkiyat işlemlerinde arkadaşlar önce bir sevkiyat işlemleri formunu bir açalım. Araç girişi diye bir butonumuz var değil mi? Bir proje oluşturalım. Pardon, bir form ekleyelim. Formumuz FRM sevkiyat araç giriş olsun. Tamam. Sevkiyat araç giriş. Ekliyorum. Sevkiyat araç giriş. Ne yapıyorduk? Hemen formumuzun tasarımı belli arkadaşlar. Biz buradan özelliklerden hemen şurada önce sevkiyat araç çıkış pardon araç giriş işlemi diyelim. Sevkiyat araç giriş işlemi ya da sevkiyat için diyelim. Yani burayı anlamanız için açık yazıyorum arkadaşlar. Sevkiyat için araç giriş işlemi. Tamam. Hemen şurada default'u Center yapıyoruz. Arka zemin rengini arkadaşlar biz burada şuna bir bakalım. Mavi, turkuaz gibi bir renk. Ona yakın bir renk seçelim. Hemen buradan back color'umuzu şöyle bir renk seçelim isterseniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir burayı da görelim hemen. A dedim. Küçük A olacaktı. A dedim. A dedim giriş. Şimdi sevkiyat işlemlerimiz araç girişi tabi link vermedik. Hemen şurada araç girişi butonuna çift tıklayalım arkadaşlar. FRM sevkiyat araç girişten bir FRM nesnesi üretelim. New diyelim arkadaşlar. Bu şekilde nesnemizi üretelim. Daha sonra bu nesneyi bize göstersin. Şimdi görelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Şimdi araç girişi. Biz burayı dolduracağız. Nereden dolduracağız arkadaşlar araç girişi? Şimdi formlardan açık olana bir gelelim. Şurada sevkiyat işlemlerinden araç işlemler diye bir giriş diye form ekledik değil mi? Tam mantığın tersi. Stok araç girişi var ya arkadaşlar. Stok araç giriş formunu açalım. Bu yani. Biz burada stok araç girişinin tüm kodlarını Ctrl V ile kopyaladım. Pardon, Ctrl A, Ctrl C ile kopyaladım arkadaşlar. Şimdi sevkiyat işlemleri hemen yanındaki olan form. Tamam. Biraz formu şöyle genişleteyim ve Ctrl V ile yapıştırayım. Evet. Burada formun boyutunu şöyle ayarlayalım. Tamam. Şimdi mantık aynısı olacak. Biz burada ne yapacağız? Formun load'una geçelim arkadaşlar. Aynı şekilde biz burada önce bir using system data diyerek bir SQL client'ımızı ekleyelim. Listeli fonksiyonumuzu buraya ekleyelim. Nereden? Sevkiyat işlemlerinden, pardon stok işlemlerinden. Tamam. Bunun load'una da geçelim. Tamam. Yukarıya kadar gidelim isterseniz. Şimdi burada listele şoför ya da listele plaka, değil mi? Listele firma, listele ürün, listele memur değil mi? Yani burada ham madde getiren araç şoför bilgilerini sevkiyat işlemlerinde de kullanacağız. Aynı araç ya da aynı şoför, aynı ürün değil mi? Ya da ürün ismi değişebilir tabii. Şimdi burada şunların hepsini alacağım arkadaşlar. Buradaki hazır fonksiyonları, kapattığım fonksiyonları alacağım. Formun load'una da bunu yazacağız. Şimdi şuraya geldim. Buraya yapıştırdım. Aynı şekilde şurada formun load'una form açılınca yani hemen oraya da arkadaşlar şuradaki load'un içerisindeki başlıkları alalım. Yapıştıralım. İlerliyoruz. Şimdi sırayla.
buton 1'e basmış. Yani burada ekleme yapmış değil mi? Hemen. Biz de tasarım kısmına gelelim. İlk tartımı kaydet değil mi? Buraya ekleme yapmış. Burayı önce bir açalım. Tamam. Buton 1'in klikine hemen gelelim. Buton 1'in kliki gördüğünüz gibi içindeki kodları hep alıyoruz. Burada bitiyor. Burada şu parantezler şey olabilir mi? Hata verebilir mi? Bir bakayım şunu. Seçtiğim zaman bu. Şu parantezde almak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şuradan seçtiğim en sondaki bir parantez daha aldım. Kopyaladım. Hemen geçiyoruz. Yapıştırıyoruz. Şimdi ne kaldı? Buraya gelelim. Ne kalmış? Hepsini almışız. Listele. Tamam. Şimdi burası tamam olması gerekiyor. Ancak bir iki değişiklik yapabiliriz üzerinde. Onu şöyle yapacağız. Önce bir formun ana ekranı gelmiş mi onu bir görelim. Çalıştırdım. A dedim giriş. Sevkiyat işlemleri araç giriş. Gördüğünüz gibi araç giriş dedim formum geldi. Bakalım. Aynı şoförler değil mi? Aynı araçlar, aynı ürünler ya da aynı şeyler, firmalar. Tartım bu gene ilk tartım olacak. Memur gene aynı memur olacak değil mi? Burada yapacağımız bir değişiklik var mı acaba? Bir bakalım. Şöyle. Sevkiyat araç giriş. Bakıyorum. Gene araçlar. Firmalar, ürünler, memur. Tamam. Şimdi burada kaydet butonuna bastığımız zaman aynı şartlar, eksik varsa hata ver. Else kısmında tartım türü, burada türü işte. Bizim değiştireceğimiz kısım, biz bunu bir yaptığımız zaman şurada parametre 1'e 1 yaptık ya arkadaşlar. Buraya da açıklamasını yazdım. 1 demek stok girişi, 2 demek sevkiyat işlemi. Biz burada sadece bunu değiştireceğiz arkadaşlar. 2 diyeceğiz. Diğerleri aynen kaydedilsin. Çünkü buraya not aldık. Burayı değiştirmek için. Diğerleri şoför ID'si, firma ID'si. Bir de şurada açıklamayı araç boşaltım için değil de dolum için ya da sevkiyat için fabrikaya giriş yaptı. Sevkiyat için sevkiyat için diyeyim arkadaşlar. Anlaşılır. Çok uzatmayacağım. Sevkiyat için fabrikaya giriş yaptı. Diğerinde ne yapıyorduk? Boşaltım için yani stoklama için giriş yapıyordu. Mantığımızı ters düşüneceğiz. Diğerlere şöyle adım adım baktım. Aynı şeyler duracak arkadaşlar. Şimdi bir tane kayıt yapalım. A diyelim giriş sevkiyat. Bir tane sevkiyat için yani boş araç girecek arkadaşlar. Burada bir numaralı Ahmet Demir'in kullandığı araç girsin. Aracın plakası 10 ABC 10 olsun. A firmasına gönderilecek. Yani bu firmaya gidecek. Ne gidecek? A ürünü gidecek. Ne kadar? Yani önce burada boş araç tartımı yapacağız. 12.000 kilo gelsin aracın boş hali. Daha sonra bu işlemi yapan memurumuz Orhan olsun. Şimdi ilk tartımı kaydet. Araç giriş kaydı tamam. Bu araç dolum yapmak için giriyor. Üretilmiş ürünü dolduracak. Şimdi arkadaşlar. Buraları kapatayım. Bir SQL'imize geçelim. Hemen veri tabanı VT. Değil mi? Burada tablolarımızdan tartım kısmında açalım. Buraya kayıt olmuş mu arkadaşlar? Şimdi 2 bakın durumu 2. Diğerleri 1'di. Bunlar deneme amaçlı. 10 ABC plaka durum 2. Yani burada türü 2. Sevkiyat yapmak için girmiş. 12.000 tonla boş darası. Bu araç dolum yapacak. Burada dolacak. Net tartım burada hesaplanmış olacak. Ve diğer tarih bilgileri mesela bir önceki videoyu bir gün önce anlattım arkadaşlar. Burada 3-9 yani 3. ayın 9'u. Bugün 3. ayın 10'u. Saate de 17.46 diyor arkadaşlar. Araç sevkiyat için giriş yaptı. Açıklamamız bu şekilde. Hemen geçelim. Durumu 1. Yani bu aracın durumu 1. Beklemede dolum yapınca bunu 2 olacak. Yani tartım yapınca şuradaki net tartımlar ortaya çıkınca bu 2 olacak. Memurumuz da 1 numaralı memur. Artık kimse. Tamam. Şimdi veri tabanımıza kayıt yapılıyor. O zaman devam edelim. Burası tamam. Süre 9 dakika olmuş. Şimdi tasarım kısmına geçtiğimiz zaman burası bitti. Ancak burada ikinci şeyimiz ne arkadaşlar? Sevkiyat işlemlerinde gelelim. Şimdi araç girişi tamam. Araç çıkışında yapalım isterseniz. Yani mantık aynı olacak. Hemen bir tane projeye form ekliyorum. Ya da şöyle yapayım arkadaşlar.
Videoyu böyle başlık başlık kaydediyorum. Burada durdurayım arkadaşlar. Hemen bir sonraki video araç çıkışını yapalım. Bu şekilde başlık başlık ilerlersek daha iyi olacaktır. Bir sonraki video buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.